Merhaba sevgili satranç severler. Sizleri özledim, siz de beni özlediniz. Pablo Escobar olarak geri döndüm satranç camiasına. İşlerimi oturtturdum artık arkadaşlar. Şimdi düzenli video çekme zamanı. Bu akşam yayınımız var yine. Oyun sonu devam edeceğiz. Biraz pratik çekelim. Çarşamba, Perşembe, Cuma. Çarşamba, Perşembe, Cuma Trabzon'dayım kamp için. Evet, filini gelişmekte sıkıntı yaşayacak. F5'e gelemiyor. C4 oynayabiliriz burada. D5 karesinde bir baskımız olabilir. At B4'e, file 2. Şimdi A3 temposuyla atı kovabilirim. Ama C2 istediği için şimdi artık B4 atını kovmamız zorlaşacak. At A3 oynayacağım o yüzden. Tabi bu ata baskı yapabilirim fil D2 ile ve vezir B3 ile. Fil D2. D5 oynarsa C5. Bir piyon almak istiyoruz fil çarpı B4 oynayarak. Rakibim de piyonu veriyor. Tabi D5, C5'e B6 oynayıp parçalamak isteyecek orayı. Hangi kaleye gelsek? Kale A, C1 oynayalım. Şimdi vezir D4, fil F6, B2 piyonu istekte kalıyor. At E5 oynayıp koruyabilirim. Sonra F4 ile orayı destekleyebilirim. Bir açmaz oluştu burada ama koruyoruz şu an atımızı. At G3, kale E1. At E2, kale 2. Kale ikinci yataydan da artık B2'yi koruyacak. Ha, bunu oynarsa fil B5 oynayabilirim aslında burada. Kaleyi nereye katacak? Başka bu atı F5'e gelmek istiyor. Fil B5 oynayalım. Sonra vezir F2. Atı isteyeceğim. At C6 isteyeceğim. Kale E6'dan tutmak istedi. Vezir F2. Yine at C6 oynamak istiyor. Fakat at F5 oynadığında at C6 oynarsan fil D4 var en son kale C6'dan sonra. Açmazı alıyor. Şimdi fil H4 de istiyor. Vezir D2 oynayabilirim. Şimdi at C6 istiyorum. Piyon geriyiz ama dikkatli oynamamız lazım. Zamanımız da azaldı. Evet, B4 oynasak F4'ü alacak. At G4 oynayabilirim belki. Fil D4 şah çekebilir. At C6 oynasam kale B2 mi alıyor en son? Kale B2 alacak en son muhtemelen. Vezir A5. Vezir A8'de vezir değişmek istiyorum ama kale G2 var. At G3 mat olduk. Çok güzel mat oldum. Evet. Güzel bir mattı. Bir maç daha yapalım. Bu matematikte çözülemeyen problemi çözen elemanın fotoğrafı. Allah'ım kimle oynuyorum ben? Güzel oynadı arkadaşlar rakibimiz. Tebrik etmek lazım. Galiba yeni stilimi beğenmedi bu arkadaş. D4'ü alalım artık. At F6. File 7.
beyazların hafif üstün olduğu bir Sicilya oldu. C2'ye açık. Fil çiftimiz var. Bıyıklarımız duruyor. Keyfimiz yerinde. Kamp için güzel talepler geldi arkadaşlar. 10 kişilik kontenjanımız kaldı. 2 haftada güzel talep oldu. Gelmek isteyenleri bekleriz. Şimdi bu kaleye E8'e mi D8'e mi geleceğiz? D5 sürme fikriyle D8'e gelebiliyoruz ama D5'e hep E5 sürebiliyor. Kale genelde E8'de duruyor. Fili F8'e çekiyoruz. At D7, fil F6'da oynayabiliriz. Ama at H5 oynayabilir. Peki biz vezir C5 oynasak bir de vezirimiz de merkezileşse. Sonra fil F8 çeksek. C4'e B4 oynayacağım. Sonra A5. A5. Vezir C7. F6'yı almasından korkmuyorum. Ben korkmuyorum dedim, aldı ya. Vezirin 5. yataydan çalışsın. Şimdi D6 zayıfında kalede 8 ile halledeceğim. Duble piyondan da kurtulduk. Şimdi D5 sürsem. Ama F6'dan şah çekiyor. Böyle gelsem F6 şah çekmesini istemiyorum. Şimdi D5 sürsem. Kapattık burayı böyle. Şimdi A4 ile B3'e baskı yapacağım. Kale A8, kale A3. Evet, A4. At F6, H6'ya. Burada zaman kaybetsin o. H6'yı alsın. Ne istiyor? Halen ne istediğini anlayamadım. Şahım da güzel yerde. Bu muydu yani bütün derdin? Bu muydu bütün derdin güzel kardeşim? Hadi sana meydan okuma kabul etmedi. Arkadaşlar, bulmacaya hücum. İki tane bulmaca çözelim. Bugünü böyle idare edelim. Yarın zaten yayın videosu olacak. Bu akşamki yayının videosu. Çatalımızı da atalım. Boştakileri alıyoruz. Mat istiyor ama istemiyor.
Açmazlara dikkat. Açmazlara dikkat. Saptırma. Koruyan taşı saptırıyoruz. Peki buradan mat edelim. Şimdi E8'de bir şey var ama açarak ışınsal saldırı gibi bir şey aslında bu. C6'yı aldığımız zaman vezirli alacak. Ama çatal atmış oluyoruz. Şimdi burada merdiven matı alalım. Peki bunu aldığımız zaman ne oluyor? Vezir boşta kalıyor. Fil F4 mat. Kale B4 engelleyemiyor. Atımız tur attı ve çatal atmış oldu. Ha, fil A5 şah çekme durumu var. Ama ben vezir G3'te başlarsam mat ediyorum. Niye düşündüm bu kadar? Matımızı edelim. Şunu bir oynayıp çatal atalım şöyle. Ne yapacağız? Fil G4. Vezir G3. Fil D1. Fil G4 oynarsak. Aa, T6 da mat ediyordu ya. T6 mat ediyordu. Bu ne? Niye düşündüm ki buna? Üçte kaldık yine, geçemedik. Bir tane daha. Bu son.
sefer. 43'ü geçelim. Evet. Döndük, dolaştık, aldık. Ay. Fil D7 oynuyordu bunda ya. At D5'te kazanıyordu, evet. Kırkı bulursak iyi ya. Niye ya şah B5? Aa şah B5'e kale B7 mat olmuyor. Evet arkadaşlar, bu akşam canlı yayınımız var. Sizleri bekliyorum canlı yayına. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum.